Herkese yeni bir Farm Simulator bölümünden selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz tekrardan. Canlar. Başlıktan zaten gördünüz. Kapak fotoğrafında zaten her şeyi anlatmışımdır. Başlıktan daha hemen ayık mısınızdır muhabbeti. Sunucumuzun tanıtımını yapacağım. Yakın bir zamanda yani bu hafta içerisinde açmayı planlıyorum. Olmazsa hafta sonunda kesin. Bazı ayarlamaları yaptık dün Discord'daki Mustafa Başkan'la beraber Rima ile Nami diğer. Biliyorsunuz Hafberman'ı Türkçe'ye çeviren Üstad. Sağolsun yardım etti ee, Biz de çevirdik Bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz beni abone olarak desteklemeyi ihmal etmeyin Bu çok önemli Biliyorum abone olmadan izleyip kaçıyorsunuz bak Abone olmak çok önemli Hemen videoyu durdur orada abone ol butonuna tıkla Sonraki bildirimlerinden de haberdar olabilirsin yani Anladın? Sıkıntı yok onu yaptığına göre şimdi videomuza geçebiliriz ee, Sunucuya nasıl katılacaksın Zaten bu birazcık da rehber niteliğinde olacak Bu karakterimiz Kontinental <laughs> Europe Bölümünde bu şekilde Samet diye arattığınız zaman Malapolska Weaves ismindeki haritada oynayacağız. Şifreyi zaten sonucuya kabul edilenler arasında zaten paylaşacağım. Haritaya hızlı giriyor. Her şey çok güzel. Ee, aşırı ümitliyim. Bakalım. Çay kahveye aldık vallahi. Merakla oynayacağız. Merakla tanıtacağım sizlere. Harita çok güzel. Ee, bir sürü tarla var. 244 ya da 250'ye yakın tarla var. Haberiniz olsun. Eee... Yeni tarlalar oluşturabileceğiniz yerler var ama bence gerek yok. Hani çiftlik binaların içerisinde. Şimdi kaç tane çiftliğimiz var? Ee, neler yapmanız gerekiyor? Sunucu da hepsini söyleyeceğim abi. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Uzun bir video olur mu bilmiyorum. Kaç dakika olur bilmiyorum ama bu videoda bu şekilde olsun. Biliyorum geçtiğimiz günlerde 3 gün üst üste Euro Truck Simulator 2 videosu yayınladım. Ee, farkındayım. Hadi inşallah. Bir donduk, bir donduk. Euro Truck 2 videosu yayınladım. 3 gün üst üste özlemişiz. Devam edeceğiz. Hatta bir cesaret böyle bir toparlayabilirsem... Şu canlı yayınları bir sıklaştırabilsem... E, artık şey de yapmak istiyorum. E, sürekli yayın yapıp... Abi ne yapıyorsun ya? Sanki var ya dünyayı kurtar dedik. Aç abi. Heh. Sonucu hızlı giriyor dedik. Böyle kaldık. Şimdi başlangıç yerimiz burası. <laughs> Haritada 4 tane çiftliğimiz mevcut. Pardon. 1, 2, 3, 4. Aynen. Birisi benim... Birisi 3 tane de siz oyunculara vereceğiz Hatta bana da 2-3 kişi gelecek ama Çok farklı şeyler düşündük tabi onu söyleyeyim Çiftliklerimiz en aşağı ikişer kişilik olacak ee, Öyle bir muhabbet yapacağız Daha fazla çiftlik oluşturamıyoruz Çünkü haritada o kadar yer yok Şu konsolu kapatalım Haritadaki yerlerden birazcık bahsedeyim Şimdi x ile göstereyim abi Pembeyle görmüş olduğunuz yerler Tapu ismindeki notaryada banka çiftliğine ait Bu yöneticilerin yani bizim ee, çeşitli özellikleri var Bunları videoda değil e, Discord'da kabul edilenler arasında zaten anlatacağım Hatta başvuru formu Yayınlamadan önce duyuruda geçerim bunu muhtemelen Discord'da bir kanalda Oluşturabiliriz neyse Pembeyle görmüş olduğunuz yer devletin Yani bizim ee, Kırmızı çiftlik yeşil çiftlik Mavi çiftlik ve sarı çiftlik Sarı çiftlik benim ee, Kırmızı başka bir oyuncunun yeşil ve mavi Başka oyuncunun olacak zaten görüyorsunuz şu yükleme noktalarını ee, bunlar çiftlikleri işaret ediyor. Ee, çiftliklerin özel şifreleri olacak insanlar o şekilde oynayacak vesaire 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 çok fazla uzatmayayım bunları. Ufak ufak çiftlikleri göstereyim size. Şimdi haksızlık olmaması için açısından e, çiftlikleri kurayla seçeceğiz. Burası benim en büyük online yer olduğu için bir de ben Joker elemanları çok fazla böyle konu kalacağım için e, Seriye e, bu sebepten dolayı en büyüğünü kendime seçtim. Tabii ki sizlerinki de büyük ama bu kadar değil. Ee, haksızlık olmasın. Şimdi burayı da başka türlü veremezdik sizlere. Ee, bu şekilde şöyle göstereyim. Burada bir silomuz var. Şu speed şeyi açalım ya. 3 yapalım. Yeter. Ee, silomuz var burada. Silo güzelmiş bu arada ya. Duvarın var çok iyi. Ee, i̇nek çiftliğimiz var. Geçtik. Burası bu şekilde kapılar mapalar açılıyor zaten söylemeye gerek bile yok bunları. Ee, kırmızılara gidelim 222 olan yere. Bu arada kişi başı her çiftlikte 20'şer dönüm arazi var. 20'şer dönümde startı veriyoruz. Toplam bakiye de Türk parasına çevireceksiniz buradan. Ee, Ukrayna Ginesi değil la. Grivnası değil Türk Lirası. Her çiftlikte de 1.251.000 e, para olacak. Onu söyleyeyim yani 1.251.000 ne insan ekipman mı alacak ne yapacaksan sen karar vereceksin artık ona biz karar vermeyeceğiz. O sana kalmış olacak. Şimdi bu kırmızı çiftliğin de yine çok güzel binaları var. Kapıların animasyonları falan güzel. Ee, kırmızı da bu şekilde tam böyle mini minnacık efsane bir ee, harita burası da, çiftlik burası da. Geçtik. Şimdi en büyüğünü falan seçip bunları çekilişle alacağım yani kabul edenler arasında. Ee, burası da güzel bir çiftlik. Burası da ikinci büyük çiftlik diye düşünüyorum. Ee, gayet keyifli olur diye Düşünüyorum oynaması Burada da domuz var galiba burası domuzlu diye hatırlıyorum ee, Hatta şöyle yeşile bir katılayım Neyin ne olduğu bir görünsün ee, Burası neymiş hocam Aynen koyun burası Koyun mirası aynen Mis gibi burayı da geçtik Şimdi sırada ne kaldı mavi kaldı Hemen maviye şuradan katılayım abi ee, Şöyle Mavide de Domuz varmış hemen oraya bir ışınlanayım Ziyaret et dedim bu şekilde. Mavinin domuzu da burada bu şekilde arka tarafta. Ee, bunları değiştirir miyiz? Ya, zaten kullanmak isteyen kullanır. işte domuz yapmak isteyen domuz yapar. Koyun yapmak isteyen de artık ona bir düzenleme getiririz. Belki bir arazide işte noterle anlaşırsa ya da devletle anlaşırsa oraya çiftlik kurarız. İnsanlar o şekilde oynayabilir. kahveden bir yudum çekelim. Şimdi harita bayağı güzel. Benim çok hoşuma gitti. Dağları yolları e, arazileri tallaları çok fazla tarlası var biliyorum e, Her birinde yaklaşık sanırım ev yıkılıyor bu arada Her birinde yaklaşık 20'şer dönüm arazi olduğundan bahsettim Tabi bu o afakidir yani e, ortalama bir değer söylüyorum sizlere e, Tam 20 değil tam 18 de değil 17 de değil mesela yani Onu nereden hesapladık onun bir modu var sağ altta görüyorsunuzdur belki e, field 8 işte araya diyor mesela field e, araya yazdığı 1.27 diyor biz biri bir HA'yı e, 10 dönümden hesaplıyoruz Semih sağ olsun yardım etti ondan da e, modları onlar attı sağ olsunlar Berkay da aynı şekilde e, böyle modları da kullandık tabii ki e, 165 masayı tüm erkut Erkunt buradaki logoyu bir anlayamadık telif mi yediler ne yaptılar bilmiyorum ama bu sanırım yanlış koyulmuş Bale çatalı resmi var. Olsun. Belki <laughs> değişik bir olay vardır. Ee, geçtik. remoklarda yine Tümosan 12'nin güncellenmiş hali var. Ee, başlangıç ekipmanları olarak aslında ben ilk başta küçük ekipmanlardan 500 favorit fend verecektim. Ondan sonra geçecektim. Ee, remoklardan da HB80'i verecektim. Ee, Sabandan da yine Doğanları verecektim. Ee, şöyle 5'lisini. Ondan sonra ne vardı bir de ekicilerden de optima 5'i verecektim. Başka ne vardı? Başka da bir şey yoktu. Bu kadar verecektim ama sonra dedim ki haritadaki her şey aynı olur. Düşündük yani. Ee, haritadaki her şey aynı olmasın diye. Tüm ekipmanlar aynı olmasın diye. Çeşitlilik yani isteyen istediğini alsın. Tabii şimdi biz parayı tanımlayacağız. İnsanlar gidecek bunu alacak. Yani bu biraz ucuz kalıyor yani bunlara göre. Biraz para, fiyatını arttırabilirim bunun. Onun konuda da emin değilim ama onu bir düşüneceğim. Tümosan'ın fiyatını arttıracağım. Erkun 276 bin kere Tümosan 97 bin olması saçmalık birazcık. Ee, ona bir bakacağım. Ya da ilk aşamada Tümosan'ın alınmasını yasaklayacağız. Öyle bir şeyler yapabiliriz. Ee, sonucu da Joker elemanlar olacak. Onu söyleyeyim. Ee, nasıl söyleyeyim onu? rol paslayacak kişiler. Sonucu tamamen roleplay olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçek hayattaymış gibi davranacaksanız, gerçek hayattaymış gibi insanlarla muhatap olacaksınız. Tabii bunun yanı sıra bazı kurallarımız da olacak tabii ki olmayacak değil. Her düzenli bir yerin e, güzel güzel kuralları da vardır elbet. Bizim de olacak. Onu söyleyeyim. E, bahsetmek gerekirse de bu arada şunu da baştan söylüyorum. İşte çevremdeki kişiler bana yakın olan kişiler vay efendim ben başvurdum niye kabul edilmedi diyeyim. Gönül koymasına herkese almayacağım maalesef bunu defalarca söyledim zaten. Ee, yani bakacağız bir başvuru aşaması olacak onu da ben seçeceğim. Ee, kimler gelecek kimler gelmeyecek diye. Göreceğiz hep beraber. Neler yaşayacağız nasıl bir yol izleyeceğiz. Nasıl roller dönecek falan. Ama dediğim gibi ee, genel olarak bize destek olan kişilerden seçeceğim. Destek olup da seçilemeyen kişilerde artık kusura bakmasınlar yapacak bir şey yok. Çünkü mikrofon çalışması, yaş, herkese rol yapılmıyor maalesef biliyorsunuz. Bir de çok fazla <laughs> mesaimiz var. Neyin ne olduğunu biliyoruz şimdi oyunda. Ee, Haritayı da bir yandan gösteriyorum bu şekilde giderken. Demek istediğim bunlar. Ek olarak belirtmek istediğim başka bir şey şimdilik Yok. <laughs> Araçlardan bahsettim mod ekleyeceğim mod önerileriniz varsa discorda gelin abi discorddan şey yapın e, yazın bana tabi her modu seçemeyeceğiz ama araştırırız özellikle yabancı modlar olursa sevinirim e, Türklerin modlarına sadece Semih, Semihlerin yaptığım modları kullanıyorum biliyorsunuz e, çok fazla zıplamak istemiyorum sağa sola e, çünkü ne olur ne olmaz biliyorsunuz mod piyasasını neyse oraya geçtik Ek olarak söylemem, söylemem gereken şeylerden birisi ise işte Discord'da oda açacağız. Ee, konuşma yani oyun içi konuşma olayını nasıl yapacaksınız diye soranlar oldu. Ee, dün konuştuk kendi aramızda da ben de bu şekilde bir sistem düşündüm. Şimdi oyunu ee, <laughs> oyun içi konuşmayı Discord'da odalar açacağım. İşte A çiftliği, B çiftliği, C çiftliği diye. A çiftliğinden birisi B'ye gittiği zaman, B çiftliğinden birini gördüğü zaman ee, hemen yanına gidip yani yanına oyunda yanına gittikten sonra Discord'ta odasına girecek. O şekilde konuşmaya başlayacak. Normal şartlarda herkes kendi odasında olacak. Yani kimse kimsenin işine karışmayacak yani onu söyleyeyim. Vay efendim o gelmiş haritanın atıyorum 156'daki adamla 59'daki adam birbiriyle konuşamayacak mesela. Yani öyle bir sistem düşündük. Bence en mantıklısı bu. Gerçek hayata en yakın şekilde yapmaya çalışacağız. Bazı yazı kanallarımız olacak Discord'da notelle ilgili işte şu şuna satılmıştır, şu şuna verilmiştir gibi eee ibarelerin olduğu eee güzel yazı kanallarımız olacak. Bunlarla da ilgili çalışmalarım sürüyor. Çok gerçekçi bir şey yapacağız. Yani emin olun. E şimdi bu arada üzülmeyin. Bu sonucu 16 kişilik eyvallah dolabilir. Kullanıcı sayısı limitine ulaşabilir. Eee ama tabii bu sizin gelemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bir tane daha sonucu isteriz abi sunucumuz çok çekerse bir tane daha isteriz. O da dolarsa bir tane daha isteriz yani. Bu iş bu şekilde yaparız. Hiç problem değil. Siz yeter ki desteğinizi esirgemeyin. İkinci sunucuyu da küçük kardeşlerim için açarım mesela yani 11, 10, 12 yaşlarındaki insanlar açarım. <laughs> o şekilde gelirseniz ama ben genel olarak videolarda ve yayında kullanacağım için maalesef üzülerek söylüyorum herkese alamayacağım. O konuda gönül koymayın lütfen. Ama dediğim gibi çok talep gelir de çok isterseniz ee, sizlere de bir tane sunucu açarız yani hiç problem değil. Sonucu çok yaparız yani. Şimdi sunucu çok diyorum eskiden sunucu bulamıyorduk. Şimdi birazcık daha rahatladık çok sağ olsun Nitrado. E, açıklamada zaten linki var. E, Farming Simulator için bize sunucu sağlıyor. E, biz de o şekilde sunucularımızı açabiliyoruz yani. Bu sunucu olayı evet çok fazla sunucu dedim biliyorum. E, hem izlenme yönünden bana hem de sizlere çok keyifli böyle e, anlar yaşatacağını düşünüyorum. Böyle beyle diyorum ya. E, ...desteğini esirgemeyen tüm kardeşlerime çok teşekkür ederim... ...hani gelin, görün, oynayalım hep beraber... ...rolümüzü yapalım, yayınımızı yapalım, videomuzu çekelim... E, ...güzel bir ortam olsun istiyorum... ...tekrardan üstüne basa basa söylüyorum ama... ...bunu kesinlikle yanlış anlamayın... ...maalesef herkesi alamayacağım... ...genel olarak seçici davranmaya çalışacağım... E, Oyunu huzurunu bozacak davranışlardan kaçınacak kişileri alacağım... Ki oyun huzurunu bozmaya çalışan kişiler olursa da zaten banlamayı çok seviyoruz biliyorsunuz. Bizim sunucuya gelmek çok kolay. E, çok zor. Pardon neydi? Gelmek ve atılmak çok kolay ve zor. İkisi de kolay. Yerine göre zor. Saçmaladım biraz olsun önemli değil. E, ya demek istediğim şu. Gelin abi bir şansınızı deneyin. Başvurunuzu yapın. Kabul edilir edilmez orasını bilemiyorum. Kesin bir şey söyleyemiyorum ama... Ya bulunması Hint kumaşı da değil şimdi sunucu yani. Sunucu olayı bir şey değil. Yani sunucu aramızdaki ilişkiyi batırmasın arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Ee, sunucudun bazı detaylı özellikleri var. Hepsinden bahsedemedim. Şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela sunucumuzda tap tuşu çalışmıyor. Tap tuşu ile araç değiştiremiyorsunuz. Haritadan bu şekilde yaparım ben. Üstüne tıklarım aracın. Araca geri yapıp geçelim diyen olursa da çok güzel bir şekilde banlanır. Yani tespit edersek. Ayrıca onu da belirteyim. Hileden hurdadan kaçacak olan insanları toplayacağız. Bir sebebimiz de bu. Çok sağ olun. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Açıklamadaki linkten Discord'uma gelebilir. Sunucuya başvurunuzu yapabilirsiniz. Erkenden yerinizi ayırtırabilirsiniz. Çok sağ olun. Aynı zamanda... E, tekrardan söylüyorum. İşte ben gelemedim, ben edemedim deyip gönül koymayın. E, bu dünyanın sonu değil. Bizim sunucumuzda bulunmaz hint kumaşı değil. Siz de açıp aynı modlarla kendinize oynayabilirsiniz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok 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 teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda yorum bölümünde ve sunucumuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.